geçmişi günümüze, günümüzü geleceğe taşıyan kent kimliği, kent arşivi ve müzesi. Bugüne kadar Aydın tarihiyle ilgili tespit edilebilen 160 bin belgenin kentimize getirilerek oluşturulacak olan kent arşivi ve müzesi ile kent bilincinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Zemin katta okuma, etüt ve araştırma salonları olacaktır. Birinci katta yapmış olduğumuz araştırmalara göre Aydın'ın geçmişiyle ilgili Ankara'da Başbakanlık Arşivler Genel Müdürlüğü'nden getirilerek sergilendiği kent arşivi oluşturulacaktır. Böylece Aydın'ın geçmişiyle ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaşılabilecektir. Sizlerin katkılarıyla bu sayı gittikçe arttırılacaktır. İkinci katta Aydın'ın kuruluşundan günümüze uzak ve yakın tarihi şahsiyetlerinin, Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösteren kahramanlarının, merhum başvekil Adnan Menderes'in ve Aydın'ın düşman işgali sırasında ve düşman işgalinden kurtarılışında yaşanan tarihsel olayların canlandırıldığı panoramik müze olacaktır. Hanım konakları projemiz. Üretken belediyecilik anlayışımız gereği, kadınlarımızın el emeği göz nurlarını üretime dönüştüren bir sosyal dayanışma projesidir. Bu amaçla oluşturulacak hanım konaklarının zemin katında dayanışma ve sosyal faaliyetlerinin yapılacağı alanlar dışında spor odası, çocuk bakım ve emzirme odası, çocuk oyun alanları da oluşturulacaktır. Buradaki amaç kadınlarımızın bir araya gelebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaktır. Birinci katında ise kadınlarımızın üretime yönelik çalışmalarının destekleneceği eğitici kurslar ve uygulama alanları bulunacaktır. Bu uygulama alanlarında yöresel el işleri, yöresel tatlar ve lezzetleri yaşatmak amacıyla kurslar düzenlenecek, sertifika alan kadınlarımızın üretime katkı sağlaması ve ekonomik gelir elde etmeleri teşvik edilecektir. Burada üretilen ürünler kalite belgesiyle marka oluşumu sağlanarak Efeler Belediyesi öncülüğünde başka bir projemiz olan yöresel ürün satış merkezlerinde satışa sunulacaktır. Yöresel ürün satış merkezleri. Yöresel ürün satış merkezleri, şehrimizin yöresel ve iklimsel özelliklerini taşıyan ürünlerin sağlıklı ve hijyenik ortamda satışını sağlamak amacıyla projelendirilmiş merkezlerdir. Bu merkezler Kardeşköy, Kazak Kahve mevkiinden Umurlu çıkışına kadar olan alanın uygun yerlerinde trafiği aksatmayacak şekilde yolculuk edenlerin rahatlıkla durarak alışveriş yapabilecekleri ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yapıda kurulacaktır. Bu satış merkezlerinde öncelikle hanım konaklarımızda üretilen markalaştırılmış ve ticaret borsası yardımıyla güvenli gıda standardını yakalamış ürünlerin satışı amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra Aydın'a has tarım ürünlerimizin tanıtımı ve satışı düşünülmektedir. Semt pazarları. Cumartesi pazar yeri ilkemiz sağlıklı ve hijyenik bir pazar ortamının sağlanmasıdır. Cumartesi pazar yerinin üzeri kapatılarak alıcının ve satıcının rahat alışveriş yapabildiği, tezgah ve şemsiye problemi olmayan, olumsuz hava şartlarının asgariye indirildiği, pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak üzere belediye tarafından düzenlenecek yerlerdir. Efekent Pazar Yeri. Efekent Pazar Yeri iki katlı yapılacaktır. Birinci katında tezgah ve şemsiye problemi olmayan, olumsuz hava şartlarının asgariye indirildiği pazar yeri olarak düzenlenecek, ikinci katında ise muhtarlık binası, düğün salonu ve mescit yapılacaktır. Köylü üretici pazarları. Bütün semt pazarlarının belirli bir bölümü köylü pazarı olarak ayrılarak üreticinin desteklenmesi sağlanacaktır. Bu bölümün niteliğini korumak için üreticinin ilgili birimlerden alacağı üretici belgesiyle yer tahsisi yapılacak, bu yer hiçbir şekilde bir başkasına satılmayacak veya devredilmeyecektir. Bu bölümlerde köylümüz ürününü birinci elden kendisine ayrılmış özel bölümde satacak ve tüketici de gönül rahatlığıyla köylüden ürününü aracısız alacaktır. Hobi bahçeleri. Benim bahçem hobi bahçeleri projemiz beton yığınına dönüşen kentimizde insanımızı doğayla buluşturup
toprakla iç içe yaşamasını sağlamak amacıyla projelendirilmiştir. Şehrin kolay ulaşılabilir bölgesinde bu proje için ayrılan alanda ortalama 30 ila 50 metrekarelik parseller vatandaşlarımıza yıllık abone şeklinde tahsis edilerek belirlenen kurallar çerçevesinde kullanımları sağlanacaktır. Belirlenen bu parseller damlama sulama sistemiyle sulanacak ve yerli tohumların kullanılarak çoğaltılması öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu alanların sorumluluğu istihdam edilecek ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri koordinatörlüğünde sağlanacaktır. Bu merkezlerin içerisinde ortak kullanıma açık tarım aletleri, dinlenme bölümleri ve kişiye özel kullanım dolapları da bulundurulacaktır. Yeraltı çöp konteynerleri. Çöp konteynerlarını yer altına alarak görüntü kirliliğine son veriyoruz. Bu projeyle mevcut çöp konteynerlarını yerin altına alarak yaşadığımız mekanlarda yaptığı görsel ve çevresel kirliliği ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm olumsuz etkenleri ortadan kaldırarak modern kent imajına yakışır yeni bir yapılanmaya gidilecektir. Ana arterlerden başlamak üzere en kısa zamanda şehir içerisinde açıkta çöp konteyneri bırakmamak ana amacımızdır. Bu amaçla başka kentlerde uygulandığı gibi hidrolik sistemli çöp konteynerları yer altına alınacak, görüntü ve koku kirliliğinin yok edilmesi amaçlanmaktadır. Yaşlılara Bakım Köyü ve Alzheimer Merkezi. Belediyemizin kontrolünde Yaşlılar Bakım Köyü oluşturacağız. Her türlü sağlık tedbirinin alındığı, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği, yeşil alanlarıyla birlikte yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı küçük bir köy oluşturulması projemizdir. Günübirlik misafir yaşlılarımıza da hizmet verecek olan bu köyümüzde hem misafir yaşlılarımızın gidip gelmeleri için hem de daimi kalan yaşlılarımızın çarşı pazar ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla şehrin belirli noktalarından ücretsiz ulaşım imkanları sunulacaktır. Yaşlılar Bakım Köyümüz bünyesinde kullanılmak üzere engelli taşıma donanımlı araçlar olması düşünülmektedir. Bu köylerin belli bir bölümü Alzheimer hastaları için ayrılacak. Fakat nihai hedef olarak özel Alzheimer gündüz bakım evleri oluşturulacaktır. Engelsiz Kent. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşantılarını rahatça sürdürebilmeleri için bütün engelleri ortadan kaldırıyoruz. Getireceğimiz düzenleme ile mevcut tüm taksi duraklarında engelsiz taksi bulundurulmasını hedefliyoruz. Şehir içi minibüslerine engellilerimiz için bölümler eklenmesini sağlamak ve bunun yanında belediyemiz bünyesinde yalnızca engellilerimize hizmet verecek olan araçlar tahsis edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın da spor yapabilmeleri ve sorunsuz olarak yaşamalarına devam edebilmeleri için merdivensiz alanlar ve parklar oluşturacağız. Engelli vatandaşlarımız için şehir içinde belli bölgelerde zaruri ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar oluşturulacaktır. Engelli vatandaşlarımızın yanı sıra çocuk arabası ve pazar arabası kullanan vatandaşlarımız için de büyük bir sorun teşkil eden bina ve cadde girişlerindeki tretuar taşlarının yeterli bir eğim ile yeniden düzenlenmesini sağlayacağız. Apartman yöneticileri, çarşılar, alışveriş merkezi yönetimleri ile işbirliği yapılarak bina girişlerinin gerekli bölümlerine korkuluk ve tutamak türü kolaylaştırıcı unsurların yapımını teşvik edeceğiz. Soğuk hava depoları. Ürünleriniz için soğuk hava depoları yapıyoruz. Üreticilerimizin mağduriyetini önlemek için ürünlerini soğuk hava depolarında bekleterek değer kazanmalarını sağlayacağız. Hasatla satış arasındaki boşluğu doldurmak, üreticinin ürününü istenilen zamana kadar uygun şartlarda muhafaza edebilmesini sağlamak için bu proje hazırlanmıştır. Bu çalışma için ortak alanlar tespit edilip, üreticilerimizin ürünlerinin güvenle muhafaza edileceği merkezler belirlenecektir. Tesisler, Efeler Belediyesi tarafından yapılıp işletilecek ve bu şekilde de istihdam sağlanmış olacaktır. Yapılacak olan soğuk hava tesisleri içerisinde şoklama odası da oluşturularak gerekli ürünlerin şoklanarak korunması da sağlanmış olacaktır.
Bu projelerle sizlere hizmet etmek isteyen Milliyetçi Hareket Partisi Efeler Belediyesi Meclis Üyesi adaylarımız. Nedim Güraydın, emekli. Nedim Ünal, avukat. Savaş Akçöltekin, avukat. Yaşar Çetin, mali müşavir. Yusuf Temel, iş adamı. Mustafa Tolan, makine teknikeri. Afşin Burak Öztürk, avukat. Ertuğrul Özdemir, inşaat teknisyeni. Ethem Yeşilyurt, esnaf. Nail Çelik, elektrik teknisyeni. Fatime Çetin, jeoloji mühendisi. Ramazan Kocaevli, iş adamı. Fatma Alkan, emekli. İsmail Hakkı Gül, emekli. Abdül Aydeniz, esnaf. Kasım Payza, müteahhit. Yaşar Uyar, ilahiyatçı. Ahmet Özkan, esnaf. Halil İbrahim Direk, esnaf. Ömür Uzun, dış ticaret uzmanı. Mehmet Sebahattin Metin, tüccar. Mehmet Sar, harita teknikeri. Hüsamettin Deveci, inşaat teknisyeni. Ayhan Kılcı, emekli. Rabia Ayşin Demirkapı, ev hanımı. Semih Akgün, avukat. Yaşar Kanat, işçi. İdris Baskın, esnaf. Serap Cingöz, ev hanımı. Semra Öztürk, ev hanımı. Gönül Mıcık, özel güvenlik. Hasan Binay, esnaf. Engin Akın, esnaf. Ahmet Akşit, inşaat mühendisi. Ahmet Celal Kavcar, endüstri mühendisi. Adnan Pilge, mimar. Rabia Özkahraman, ilahiyatçı. Her şey Efeler için.